2009 yılında efsane yönetmen James Cameron, sinema ve teknoloji sektörünü yeniden oynatan bir filmi izleyicilere sundu. Adı Avatar. Yayınlandığı gün itibariyle gişede rekorları alt üst eden bu film, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olarak tarihe geçti. Bunu başarmasındaki en büyük etkenlerden biri, filmin sinema salonlarında 3 boyutlu olarak yayınlanmasıydı. İnsanlar gördükleri karşısında şaşkındı çünkü filmdeki basit bir nesneyi bile tutabilecekmiş gibiydiler. Sanki filmi salonda değil, filmin içerisinden izliyorlardı. İşte bu hissi sunan teknolojiye 3. boyut adı verildi. Ve o tarihten sonra teknoloji sektöründe hızlı bir dönüşüm başladı. İşte videomuzun hikayesi tam olarak burada başlıyor. Bu video serisi teknolojinin başaramayanlarına selam çaktığımız, en azından denediler be abi diyeceğimiz bir seri. Başaramayanlar video serisine hoş geldiniz. Ben Enkırmen Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Greedy teknolojisinin güçlü şekilde reklam yapan Avatar'ın başarısı hem film üreticilerini hem de sinema salonlarını harekete geçirdi. Film üreticileri neredeyse tüm filmlerine 3D seçeneği eklerken sinema salonları da salonlarının en az yarısını 3D uyumlu hale getirdi. Peki teknolojinin baba markaları durur mu? Onlar da bu teknolojiyi insanların evlerindeki televizyona sokmak için çalışmalara başladı. 3D teknolojisinin öncüleri ilk başlarda Panasonic, LG ve Samsung gibi güçlü panel üreticileriydi. Daha sonra marka sayıları arttı. Teknolojinin temelinde yatan düşünce, ekranda gösterilen görüntünün izleyiciye sanki görüntünün içerisindeymiş hissi uyandırmaktı. Kulağa hoş gelen bu fikir, uygulama tarafında da iyi deneyimler sundu. 3D görüntü iki farklı şekilde izleyiciye aktarılıyordu. Her iki yöntem içinde aktif ya da pasif çalışan gözlüklere ihtiyaç vardı. Aktif gözlüklü görüntü, ekran ile senkronize çalışıyor ve görüntüye göre sağ ya da sol çerçeve kapatılarak 3 boyutlu görüntü elde ediliyordu. Bu gözlükler pilliydi ve şarjları çok çabuk bitiyordu. Yine de bu gözlükler Full HD çözünürlük sunabiliyordu. Pasif gözlükler ise günümüzde sinema salonlarında gördüğümüz basit polarize gözlüklerdi. Her iki camda da yatay çizgiler mevcuttu ve bu çizgiler ekrandaki görüntüye uygun olarak görüntüye yerleşiyor ve 3 boyutlu görüntü elde ediliyordu. Aktif gözlüğe göre daha ucuzdu ancak çözünürlük bakımından daha düşük netlik sunuyorlardı. İşte kabaca 3D görüntü teknolojisi bu mantıkla çalışıyordu. Peki sunabildiği teknoloji ve sinemadaki etkileri göze alındığında 3D televizyonlar neden başaramadılar? Öncelikle 3D televizyonlar yeni olmaları sebebiyle yüksek üretim maliyetlerine sahiptiler. İyi bir 3D efekt için daha büyük bir panel kullanmak gerekiyordu ve ayrıca ekstra olarak gözlük üretilmesi gerekiyordu. Her iki gözlükler aktif gözlükse maliyet biraz daha artıyordu. Dolayısıyla normal bir televizyonun 2 katına yakın bir ücretle 3D televizyon satılıyordu. Bu durum insanların satın alımlarında önemli bir tercih noktası oldu. Ayrıca Amerika'da 2009 yıllarında karasal yayından dijital yayına geçiş neredeyse tamamlanmıştı. Doğal olarak insanlar daha kaliteli yayınlar için HD tabanlı yeni televizyonlar satın almıştı. 3D TV'ler bu değişikliğin hemen sonrasına geldiği için insanlar yeni televizyonlarını tekrar değiştirmek istemedi. Dolayısıyla zamanlama tarafında da 3D televizyonlar ya biraz erken ya da biraz geç kalmıştı. Diyelim parayı ayarladınız ve 3D televizyonunuzu evinize getirdiniz. Ne yazık ki her şey bitmiş değil. Şimdi yapmanız gereken yeni bir 3D Blu-ray oynatıcı satın almak ve bunu televizyona bağlamak. Ama durun, yine bitmedi. Filmi unuttunuz. Blu-ray size durduğu yerden film sağlayamaz. Bunun için 3D uyumlu Blu-ray film satın almanız gerekiyor. Aldıysanız hazırlanın. Ancak bir şey daha var. Eğer evde kalabalıksanız ekstra gözlüklere de ihtiyacınız olacak. Zira TV kutularından genellikle sadece 2 adet gözlük çıkıyor. Eğer gözlükler aktif gözlükse de tebrikler. Hala daha boş harcayacak paranız var. Öte yandan evinizde 3D deneyimi tam anlamıyla yaşamak için ekranınızın tam karşısında olmanız gerekiyordu. Yanlış konumdan ekrana bakmanız 3D efektlerinin tamamını kapatmanız anlamına geliyordu. Bununla birlikte sağlık tarafında da 3D televizyonlar sabıkalıydı. Uzun süreli gözlük kullanımı baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri beraberinde getiriyordu. Elbette bu durum geçici rahatsızlıklardan ibaretti ancak insanlar kısa süreli zevkler için bu rahatsızlıkları göze almak istemedi. Dolayısıyla 3D izlemek istemeyenlerin sayısında da artış oldu. 3D televizyonlarda en büyük sorun tabii ki içerik oldu. Normal şartlarda tüm masrafı göze alıp 3D set kursaydınız 3D Blu-ray izleyerek televizyondan nispeten verim alabilirdiniz. Ancak sadece TV programları için 3D TV tamamen boş harcanmış para durumundaydı. Çünkü 2 boyutlu görüntüleri 3 boyutlu görüntüye çevirebilecek bir teknoloji ilk modellerde sunulmamıştı. Sonra çıkan modellerde de bu sistem orijinal 3D gibi çalışmadı. Dolayısıyla aynı görüntüyü gözlüklü izlemenin manası yoktu. Esasında 3D yayın yapabilen kanallar yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ancak bu kanallarda 3-4 yıl dayanıp yayın hayatlarına son veriyordu. Çünkü yeterli izleyici yoktu ve yapılan masraf buna değmiyordu. Özetle 3D televizyonların başaramamalarının ardındaki neden bunlardı. İlk çıktıkları dönemde beni de heyecanlandıran bu teknoloji ülkemizde de yeterli talebi görmedi. Evine 3D televizyon alanların ise en son ne zaman 3 boyutlu içerik tükettiğini merak etmiyor değilim. 2017 yılına kadar TV üreticileri 3D için çeşitli girişimlerde bulundular. Ancak 4K ile birlikte yeni nesil paneller,
HDR ve smart özelliklerinin önüne çıkması 3D teknolojisinden hepsini vazgeçirdi. Şu an piyasada 3D özelliği sunan TV bulabilmek neredeyse imkansız. Yakın gelecekte ise 3D teknolojisinin hayatımıza tekrar girebileceği şüpheli. Belki VR başlıklar bu furyayı tekrar harekete geçirebilir. Siz ne dersiniz? Evet, ilk başaramayanlar videomuzun sonuna geldik. Yeni bir başaramayanlarla görüşmeden önce kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.